CrossFit versiyon 1.5 sürümüyle beraber birçok yenilik sizleri bekliyor olacak. Bugün bu özelliklerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri için yapılmış odak ağacı ya da bir diğer adıyla yolunu seç özelliğinin sizlere tanıtımını yapmaya çalışacağım. Oyunun başında bir event gelecek ve sizlere 3 adet yol verilecek. Bu 3 yoldan birisi komünist, diğeri faşist, diğeri ise demokratik yol olacak. Faşist yolu seçerseniz ülkede faşistler ve demokratlar arasında bir iç savaş başlayacak. Demokratlar Washington civarlarında, faşistler ise Batı Amerika'da konuşlanmış olacak. Age of Story 2'de iç savaş çıkaramamamızın en büyük nedeni iç savaş tamamlandıktan sonra Barış Antlaşması'nda tüm toprakları alamıyor oluşumuz ve iç savaşın ardından asimilasyon işlemi yapmak zorunda kalıyor olmamızdı. Fakat bu özellikle beraber bu sorun da çözülmüş oldu. Faşist Amerika olarak tüm demokrat Amerika topraklarını alıp savaşı kazandığınız takdirde Barış Antlaşması'na gerek kalmadan gelecek eventte tüm ABD topraklarını elinize geçireceksiniz ve asimilasyon yapmanıza da gerek kalmayacak. Savaşı kazandıktan sonra ise hedefiniz Meksika, Küba ve ABD'nin eski kolonisi Liberya topraklarını eline geçirmeniz gereken büyük faşist Amerikan devletini kurmaya çalışacaksınız. Komünist yolu seçtiğiniz takdirde ülkede komünistler ve demokratlar arasında bir iç savaş başlayacak. Demokratlar Washington civarlarında, komünistler ise Batı Amerika'da konuşlanmış olacak. Aynı faşist Amerika'da olduğu gibi tüm demokrat ABD topraklarını ele geçirdiğiniz takdirde savaş sona erecek ve tüm topraklar size verilecek. Eğer komünist Amerika olarak bu savaşı kazanabilirseniz, Rusya'daki komünistler de bu durumdan etkilenecek ve Doğu Rusya'da bir komünist ayaklanması başlayacak. Eğer bu iç savaş Rus komünistler tarafından kazanılırsa, komünist Rusya ve komünist Amerika ülkeleri arasında yapılan anlaşmaya göre Rus toprakları geliştirilmek için komünist Amerika hakimiyetine bırakılacak. Bu sırada komünist Amerika devletine de komünist Rusya'ya para yardımı yapılıp yapılmamasını belirlemesi adına bir event gelecek. Demokratik yolu seçerseniz ülkeler herhangi bir iç savaş vesaire boy göstermeyecek fakat dünyada demokrasiyi en iyi şekilde yaymak adına Amerika Birleşik Devletleri'ne bir event gelecek. Bu eventte Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzey bölgesinde demokrasinin iyi yürütülmediği, ABD'nin bu coğrafyaya demokrasi getirmesi gerektiği yazacak ve bu eventten sonra amacınız Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzey kesimlerini kapsayan Büyük Amerika Devleti'ni kurmak olacak.